Sanırım bu video kanaldaki ilk sesli video olacak. O yüzden kusura bakmayın. Neyse. Hepiniz hoş geldiniz. Uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi bu adamı eleştireceğiz ama sanırım aranızda çirkeflik yapanlar olacak. Önce sakin ol. Çay kahveni al. Gel şimdi Mustafa Kemal'i eleştirirken tabii ki de bazı malum şahıslar gibi sallama yapmayacağız. Kaynaklı konuşacağız. Ve kaynaklarımız genel olarak bilinmiş isimlerin kaynakları, yani burada sallama yok. İlk önce bu adamın hayatından bahsedelim. Genel şeyleri geçiyorum. Yani 1881'de doğmuştu gibi şeyleri. Mustafa Kemal iyi bir asker, iyi bir komutandır. İyi bir maraşale. Bunda zaten sıkıntı yok. Sıkıntı şöyle başlıyor. Yaptığı inkılaplar, özgürlük konusu ve inkılapları yaparken izlediği yol. İlk sorun özgürlük konusu, malumunuzdur. Şimdi ekranda çıkan kaynağa bakarsanız Türk Tarih Kurumu'nun belgesidir ve başörtü sorununun temellerinden biridir. Sen cumhuriyeti getiriyorsun, halka özgürlük vaat ediyorsun ve sonuç maalesef bu, yani burada özgürlükten çok bir baskı var. Diğer bir mevzu, yani uygularken yaptığı yönlerden birisi dini kullanma mevzusu. Yani 1924 tarih anayasanın devletin dini İslam'dır ibaresini kaldırması 1928 anayasasında. Burada bir insanları kandırma mevzusu söz konusu oldu. Çünkü sen meclisi açarken halktan destek isteyeceksin. Bunun içine dini kullanıyorsun. Burada bir kandırmaca var. Hiç sadece kandırmaca mevzusu bu değil. Bu herkesin bildiği gibi Sarıkamış mevzusu var tabii ki. 90 bin askerin donarak ölümü, bu Mustafa Kemal'in attığı en büyük iftiralardan biri Enver Paşa'ya. Ki şu an olayın gerçeğini görüyorsunuz. Zaten Mustafa Kemal'in bu kandırma durumunda Kazım Karabekir'le beraber Enver Paşa'ya iftira attıktan sonra Kazım Karabekir Mustafa Kemal'in İslam dışı politikalarından rahatsız olup Enver Paşa'yı desteklemeye başlıyor. Tabii ki de iş işten geçmiş oluyor. Neyse, başka mevzuya gelecek olursak özel hayata girmek istemiyorum ama bunun hakkında küçük bir görüntü bırakıyorum. Yorum sizde kalmış. İyi günler, hoşça kalın.